Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere etkili bir iş planı nasıl hazırlanır, bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Her hikaye gibi iş planımızın da bir özet ile başlaması gerekiyor. İşinizin ne olduğunu, hangi sektörde faaliyet gösterdiğini ve ne tür bir çözüm sunduğunu açıkça belirtin. Sonra iş tanımına geçiyoruz. İşinizin ne olduğunu, misyonunuzu ve vizyonunuzu, iş modelinizi ve değer önerinizi detaylı bir şekilde açıklayın. Bir sonraki adımımız pazar analizi. Hedef pazarınızın boyutunu, demografik özelliklerini, tüketici davranışlarını ve rekabet durumunu analiz edin. Sonra organizasyon ve yönetim kısmına geçiyoruz. İşinizin organizasyon yapısını ve yönetim ekibini tanımlayın. Her bir ekip üyesinin rolünü ve deneyimini belirtin. Şimdi hizmet veya ürün hattına geçelim. Sunduğunuz ürün veya hizmetleri detaylı bir şekilde tanımlayın. Bu ürün veya hizmetlerin nasıl üretildiğini, nasıl dağıtıldığını ve tüketicilere ne tür bir değer sunduğunu açıklayın. Bir sonraki adımımız pazarlama ve satış stratejisi. Ürün veya hizmetlerinizi nasıl pazarlayacağınızı ve satacağınızı belirtin. Hangi pazarlama kanallarını kullanacağınızı, satış sürecinizin nasıl işleyeceğini ve müşteri ilişkilerinizi nasıl yöneteceğinizi açıklayın. Son olarak finansal plan ve projeksiyonlar kısmına geçiyoruz. İşinizin finansal durumunu ve gelecekteki finansal beklentilerinizi belirtin. Gelir tablosu, nakit akış tablosu ve bilanço gibi finansal tabloları içermelidir. Eğer iş planınızı yatırımcılara sunuyorsanız, ne kadar finansmana ihtiyacınız olduğunu ve bu paranın nasıl kullanılacağını belirtin. İşte etkili bir iş planı hazırlamanın adımları bu kadar. Her işin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu unutmayın ve planınızı işinizin özel gereksinimlerine göre uyarlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.